Bugünün kahvaltısı Leyla için. Onun sevdiği şeyi yaptım. Bir şey yapmışsın Levan teyze. Dur anneciğim, sen çok yoruldun, ben hallederim. Al bakalım. Ellerine sağlık, çok güzel olmuş. Afiyet olsun güzel kızım benim. Abi sen kaç tane yersin? Allah'ım, ben nasıl diyeceğim evimizi kaybettik diye. Abi. Abi. Oğlum. Oğlum. Tamam tamam, otur otur, hallederiz. Oğlum yandın mı, bir şeyin yok değil mi? Ya ben iyiyim. İyiyim anneciğim, iyiyim de. Bunlar hiç aksilik yok gibi, bir de bunlarla uğraşıyoruz ya. Oğlum sen niye böyle dalgınsın? Biraz önce de seslendim, duymadın. Canını sıkan bir şey mi var? Var. Yani var ama sadece benle ilgili değil mevzu. Hepimizle ilgili. Ne oldu abi? Ev. İpotek mevzuyla alakalı. Ha, hayır hayır olsun. Ne olmuş eve? Satışa çıkarıyorlar. Bizim de üstünde bir hakkımız yok. Ne? Ne diyorsun abi sen? Yani işte. Banka ödemenin zamanının geçtiğini söylüyor saçma sapan bir şekilde, anlamadım bile. O yüzden de evi satışa çıkarmaya hakları var. Bizim de evin üstünde bir söz hakkımız kalmadı. Allah'ım eyvahlar olsun. Bir evimiz vardı. O da mı yok şimdi? Gitti mi evimiz oğlum? Anneciğim bir sakin ol. Annem sakin, tamam. Olamıyorum kızım, olamıyorum. Ben sakin falan olamıyorum. Hani bir belge var diyordun. Banka yanlış yapmıştır, çözer falan diyordun. Anne bir sakin ol lütfen. Bir anlayalım, bir dinleyelim önce. Abi ben anlamadım. Bizim sözleşmemiz yok mu? Var. E tamam, ödemelerimiz yazmıyor mu? Yazıyordu. Ama bankadaki o kayıtlardaki bütün tarihler falan değişmiş. Bambaşka bir hale gelmiş. Taksitlerimizin hiçbiri de ödenmemiş görünüyor. Yok canım, bir yanlışlık vardır. Biz elimizdeki kopyaları götürelim. Onlar da hatayı düzelsinler yani. Sonuçta sözleşme değişmedi ya. Abicim sorun da bu zaten. Evdeki sözleşmeler yok yerinde. Kayıp. Nasıl kayıp? Ulan Bora, senin yüzünden neden olduğum duruma bak. İşte bankadan haber gelince biz anamla her yeri aradık taradık. O koyduğum yerde de bulamadım. Yok. Tamam hep birlikte bakalım. Bir dağıtalım öyle arayalım. Vardır yani, gitmemiştir ya. Baktım kızım, her yere baktım. Yok. İstersen bir de sen bak. Yani bankadaki adam belgeleri getirirseniz ancak sorunu o şekilde ortadan kaldırabiliriz, çözeriz dedi. Belgesiz gittim. Bir dolandırıcısınız demedikleri kaldı. Boyları devrilsin. Haksız yere evimizi elimizden alıyorlar. Mahvolduk. Anacığım. Bak durumun farkındayım ama sakin olmamız lazım. Ben de özür diliyorum. Ama evimizi de hemen öyle teslim etmeyeceğiz onlara. Bir şekilde bunun altından kalkacağız. Allah'ın izniyle atlatacağız bu durumu. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.